Para artıramıyor ki yatırım yapak. Evi zor geçindiriyor. Nasıl yatırımı yapsın ki? Başı başına bile gelmiyor. Evet. Şimdi zaten elektriğiyle suyu başına almış gitmiş. Ben 80 lira ödüyordum, 115 lira geldi. Zamına bak. İnan nasıl olacak? Sırf 700 lira elektrik su gidiyor. Asgari ücretiyle çalışan kişisin. Nasıl yetiştirek? Yarısını ödüyorsun, yarısını ödeyemiyorsun. Ondan sonra ihbarname geliyor. Zor gidiyor yani. Elektriği bir gün ödemek. Geciktin bir de elektriği gelip kesiyorlar. Sen diyor yatırım yapıyorsun. Neyle yatırım yapıyorsun? Eve ekmek alıyorsan en büyük yatırım o. Çocukların karnını doyuruyorsan. Ekmek 1-250 lira. 80 liraya veriyor diye gidip 80 liraya sıraya giriyor. Ne olarak? Oradan bir şey artırın bir ekmek fazlalık diye. 510 lira civarı. 408 diye hatırlıyorum. Alamadığımızdan bilemiyorum. En son 470 liraydı. 500'ü geçtiğini biliyorum. 500-300 lira dediler daha demin. 500'ü geçti. 450 diye biliyordum. 500'ü geçti herhalde. 500 lira. 500'ün üzerine herhalde. 505 lira. 506 lira. 506 lira. 415 miydi? 410 lira. Vallahi bilmiyorum, almadım ki. Altında havasım yok ki demiş şeyde kuzumuz. Düşünmüyorum. Aldıkça fiyatı yükselecektir. Yok, şu anda altına yatırım yapmayı düşünmüyorum. Yani o sürekli kazandırıyor veya sürekli şey yapıyor ama sonuçta sattığınız zaman yine yükseldiği için yine zarar alıyorsunuz yani. Yani pek şeyi yok. Çünkü zaten geçimimizi anca sağlıyoruz. O yüzden herhangi bir yatırım yapmayı düşünmüyorum. Paramız yok ki yatırım yapalım abi. Ülkenin haline bakar mısın ya? Tütünü bile zor alıyorum. 6,5 lira olmuş. Ay başını getiremiyor ki biz. Faturalara yetişemiyor. Elektrik, doğalgaz, su. Bunlara yetişemiyor ki nasıl yatırım yapacağız. Şu şartlarda asgari ücretten çalışsa yatırım yapsınlar bakalım nasıl yapıyorsa. Varsa öyle babayet gelsin alnından öpeyim. Yok valla yatırmayı hiç düşünmüyorum. Neden? Çünkü 503 lira niye yapacağım ben onu? Ben küçücük bir şey vereceğiz öyle. Öyle değil mi? Yani gerçekten bağlı. İnsanlar nasıl alacak? İnsanlar 2000 lira maaş alıyor. Öyle değil mi? Gençler iş bulamıyor. Nasıl alacaklar? Bizde bana 1000 lira yapsın. Benim ne umurumda? Öyle mi? Orta değil. Biraz güvenilir, biraz güvenilmez. Yani düşüyor, çıkıyor. Hiç belli olmuyor. Yatırım yapmayı düşünüyor musunuz? İsterim de istemem de. Yani mülk daha iyi de işte alamıyoruz onda. Birikim yapamadığımız için alamıyoruz. Toprak daha iyi. 1500 lira maaş alıyorum, onunla uğraşıyorum. Emekliyim. 1500 lirada başka biri yok. Gelir yok, gider yok. Ne yapmak lazım? Türkiye'nin hali bu. Yatırım yapmayı, aslında altın güzel bir şey yatırım için. En iyi bir şey de şöyle para yok bende. Ben öğrenciyim onun için. Yani bir de 500'ü geçtiği için yapamam. Altınla ilgili düşünmüyorum. Neden? Alacak paramız kalmıyor çünkü maalesef günümüz şartlarından dolayı altın alamıyoruz. Bak fiyatını bile yani bilmiyordum doğru dürüst. Nasıl yatırım yapacağız? Bir emekli adamı karnımız zor doyuruyoruz yani. Emekli yatırıma sen karnımız doyurursak o bize yeter. Zor yani yatırım yapamıyoruz yani. Durum böyle yani başını diyeyim. Yok nereden yatıracak kızım aldığımız diye kirada oturuyor. Allah yardım etsin kiracılara. Allah ortalığımıza delik düzenlik versin hiçbir şey diyemiyorum. Yok efendim ne şu ortamda yatırım yapılır mı ya? Zor geçiniyor zaten ya. Yok abi millette alım gücü kalmadı bir şey kalmadı ya bitti millet ya. Sıkıntı abi. Ekmeğe zorundan gidiyor kalıp geliyor ya. Hani velhasıl rezillik. Yatırım elbette ister herkes ister yani. Ama öyle çeyrek alacak kadar paramız olsa. Yok paramız yok. Olsa yapardık yani. Altın tabii ki her zaman için öyle. Vallahi parası olan değerlendiriyor. Tabii şu anda güvenilir bir seviyeye geldi. Ama işte Türkiye'nin gündemi belli olmuyor. Bakıyorsunuz altın bir defa aşağı iniyor. Bir euro çıkıyor. Ha, bizim de 5 kuruş paramız olmadığına göre hiçbir şey almaya da gerek yok. Alamak da satamak da. Halı kilim kalmadı evde. Kemirdik hepsini. Paramız yok ki yatırım yok. Yok kardeşim. Vallahi bilmiyorum şu anda. Öyle bir şeyim yok. Altınım var ama bozdurmayı istemiyorum. Altın tabii ki. En güzel liman bu altın. Para değil. En güzel liman altın derim. Altın her zaman güvenilir limandır.